12. Bölüm Ruhsal Armağanlar. Ruhsal armağanlara gelince kardeşlerim, bu konuda bilgisiz kalmanızı istemem. Bilirsiniz ki siz putperestken şöyle ya da böyle saptırılıp dilsiz putlara tapmaya yöneltilmiştiniz. Bunun için şunu bilmenizi istiyorum. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla konuşan hiç kimse İsa'ya lanet olsun demez. Kutsal ruhun aracılığı olmadan da hiç kimse İsa Rab'dir diyemez. Çeşitli ruhsal armağanlar vardır ama ruh birdir. Çeşitli görevler vardır ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır ama herkes de hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. Herkesin ortak yararı için herkese ruhu belli eden bir yetenek veriliyor. Ruhun aracılığıyla birine bilgece konuşma yeteneği, bir diğerine aynı ruhtan bilgi iletme yeteneği, birine aynı ruhla iman, bir diğerine aynı ruhla hastaları iyileştirme gücü, birine mucizeler yapma gücü, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhları ayırt etme, birine çeşitli dillerde konuşma, bir diğerine de bu dilleri çevirme yeteneği veriliyor. Bunların hepsini etkin kılan bir ve aynı ruhtur. Ruh bunları herkese dilediği gibi ayrı ayrı dağıtır. Bedenin birliği. Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıda olan bu üyelerin hepsi de tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir. İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vahdiz olduk ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı. İşte beden bir üyeden değil, birçok üyeden oluşur. Eğer ayak, el olmadığım için bedene ait değilim derse, bu onu bedenden ayırmaz. Eğer kulak, göz olmadığım için bedene ait değilim derse, bu onu bedenden ayırmaz. Bütün beden göz olsaydı nasıl işitebilirdi? Bütün beden kulak olsaydı nasıl koklayabilirdi? Gerçekte Tanrı, bedenin her bir üyesini dilediği biçimde bedene yerleştirmiştir. Eğer hepsi tek bir üye olsaydı, beden ne olurdu? Gerçekte çok sayıda üye ama tek bir beden vardır. Göz ele, sana ihtiyacım yoktur. Ya da baş ayaklara, size ihtiyacım yoktur diyemez. Tam tersine, bedenin daha zayıf görünen üyeleri vazgeçilmezdir. Bedenin daha az değerli saydığımız üyelerine daha fazla değer veririz. Böylece gösterişsiz üyelerimiz daha gösterişli olur. Gösterişli üyelerimizin özene ihtiyacı yoktur. Ama Tanrı, değeri az olana daha çok değer vererek bedende birliği sağladı. Öyle ki bedende ayrılık olmasın ama üyeler birbirini eşit şekilde gözetsin. Eğer bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker. Bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz. Ayrı ayrı da bu bedenin üyelerisiniz. Tanrı, inanlılar topluluğunda başta elçileri, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak öğretmenleri, ardından mucize yapanları, hastaları iyileştirme gücü olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerde konuşanları atadı. Hepsi elçi mi? Hepsi peygamber mi? Hepsi öğretmen mi? Hepsi mucize yapar mı? Hepsinin hastaları iyileştirme gücü var mı? Hepsi bilmediği dillerde konuşabilir mi? Hepsi bu dilleri çevirebilir mi? Ama siz daha üstün armağanları gayretle isteyin. Şimdi de size en iyi yolu göstereyim.